Neslihan'la ilgili ne konuşacaktınız? O gün Neslihan spor salonunda fenalık geçirdiğinde onu hastaneye genç bir kız götürmüş. Tanıyor musun onu sen? Evet, Neslihan tanıştırdı. O kız bugün intihara kalkışmış. Öyle mi? Hı hı. Neslihan çok etkilenmiş tabii. Belki biliyorsundur, kızın evli bir adamla ilişkisi varmış. Maalesef, evet. Neslihan bu intihar olayını öğrenince ben kız kardeşime yardım edemedim. Bu kıza yardım edeceğim dedi bugün bana gelip buraya. Çok dikkatli olmamız lazım. Uyku düzeni bozulmasın yine. Halini pek hoş görmedim. Ben Neslihan'la konuşurum. Hatta işlerimizi halledince ufak bir tatile çıkarız. Ha bu arada şu genç tasarımcıyla beni tanıştır bir ara. Olur. Ben Neslihan'ı arayayım. Neslihan, nasılsın? İyiyim. Pek iyi değil misin? Şahika anneyle beraberdim ben. Ofise gelmişsin, konuşmuşsunuz. Hiç iyi görmemiş seni. Ben de merak ettim öyle olunca. Neredesin sen? Merak etmeyin beni. İyiyim ben gerçekten. Damla'yla sahilde bir kafede oturuyoruz. Damla'yla mı? Evet. Murat Bey, çok acil bir şey. Benim aklım kalmasın canım sende. Sen bir konum at, ben yanına geleyim senin. Ya gerçekten gerek yok. İyiyim ben. İşlerini halletsen. Neslihan, konum at. Tamam tamam kızma, atıyorum şimdi. Aslında hava güzel ama sen güçsüz kaldın diye üşüdün. Miden de boş tabii. Al bakalım. En azından bir tost mu yesen? Olur. Pardon, bakar mısınız? Peyniri söyleyelim de ağır gelmesin. Buyurun. Biz bir peyniri tost, iki de çay istiyoruz. Tabii, hemen. Bu Murat Bey'in mi? Evet, arabada bir tek onu bulabildim. Niye Neslihan'ın etrafında dolaşıyorsun o zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya sadece merak ettim. Her gece seninle uyuyan, her sabah seninle uyanan kadını görmek istedim. Ya ama sen beni yanlış anladın. Ya bitti dedin. Bitti mi gerçekten? Abla, şu durumda bunu mu konuşacağız gerçekten? Şu haline bir bak. Benim halime bak. İkimiz de nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın sen? Sevmiyor musun beni? Karımla görüşmeyeceksin. Anladın mı? Görüşmeyeceksin. Önce seni bir toparlamamız lazım. Kendini bu kadar üzmeye devam edersen hasta olacaksın zaten. Bak sana ne diyeceğim. Benim çok sevdiğim, çok güvendiğim eski bir arkadaşım var. Gerçekten iyi bir psikiyatrist. Ya Damla, hemen yapma öyle. Bak, sana yardım edebilmem için önce senin yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen lazım.
Ama bana söz vermiştin. Ondan ayrılması için bana yardım edecektin. Evet, biliyorum. Söz verdim. Ben de sana diyorum ki önce bir toparlan, kendine gel. Sonra gerçekten senin neyi mutlu ettiğini sağlıklı kafayla karar ver. Sonra sen ne istersen ben senin yanındayım zaten. Hastanedeki doktor da öyle söyledi. Arkadaşınızı bir psikiyatriste götürün dedi. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya sırf sen istiyorsun diye. Ben bir Koray'ı arayayım. Yani o müsait değilse bile mutlaka bize iyi bir doktor önerecektir.